Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı telefonu Xiaomi 14 şu anda elimde arkadaşlar. Mobil Dünya Kongresi için Barcelona'dayım ve buraya 10. defa geldim sanırım. Benim için de güzel bir anı. Mobil Dünya Kongresi her sene olduğu gibi oldukça bu sene de kalabalık ve gerçekten çok yoğun geçiyor. Ancak bence bu sene parlayan birkaç markadan bir tanesi de Xiaomi'ydi. Fuarda kendi adından hem arabasıyla hem de bizlere sunmuş olduğu Xiaomi 14 Ultra ve 14 serisiyle fazlasıyla ses getirdi diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Xiaomi 14'te kamerasıyla beni doğrudan yakalayan bir akıllı telefon oldu. En büyük sebebi tabii ki Leica ile yapılmış bu işbirliği. Leica'nın meyvelerini telefonun kamerasını açtığınız saniyeden itibaren doğrudan görüyorsunuz ve hissediyorsunuz. Gerçekten portre deneyimi anlamında inanılmaz bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Xiaomi 14 gözlerinize inanamayacağınız seviyede fotoğraflar çekmeniz mümkün oluyor. Portre tarafında abartıyorum gibi geliyor olabilir. Fotoğrafları görüyorsunuz zaten. Sizler de yorumlara düşüncelerinizi zaten yazıyor olursunuz. Gelelim cihazın teknik detaylarına. Bu akıllı telefon arkadaşlar teknik anlamda da oldukça güçlü. Xiaomi 14 ile alakalı sizlerle paylaşmam gereken ilk detaylardan bir tanesi bu akıllı telefon hafifliği arkadaşlar. Yaklaşık 188-193 gram arasında değişen bir ağırlığı var. Böyle tek elle rahatlıkla kullanılabilirlik bir büyüklüğe sahip ve rahatlıkla tek elle kullanabiliyorsunuz. Ekran detaylarına baktığımız zaman LTP OLED bir panelin kullanıldığını, 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip olduğunu, Dolby Vision desteği, HDR10 Plus desteği ve maksimumda 3000 nite varan bir parlaklıkla geldiğini görebiliyoruz. Ekran panelinin deneyimini çok beğendim. Kenarlarının yuvarlatılmamış olması, keskin hatlarla geliyor olması bence çok değerli. Ekran aynı zamanda Gorilla Glass Victus bir cam ile korunuyor. Ancak işin kamera tarafına doğru geçeceğim. Fakat arayüzde Android 14 üzerine kurulmuş bir Xiaomi'nin HyperOS isimli arayüzü var. Ben de ilk defa deneyimliyorum. Yaklaşık 24 saattir Xiaomi 14'ü sıkça kullanıyorum ve bu arayüzü çok beğendim. Uzun vadede kullandığım zaman da vazgeçilmez arayüzüm olabilir sanki gibi hissediyorum Android tarafında. Sizlerin de hızlıca böyle bu arayüze ayak uydurabileceğini düşünüyorum açıkçası. Kamera tarafına doğru geçmeden önce sizlere işlemciden bahsetmiştim. RAM ve depolamadan da bahsedeyim arkadaşlar. Elimde tutmakta olduğum bu akıllı telefon 512 GB'lık bir depolamaya ve 12 GB'lık da bir RAM'e sahip sevgili arkadaşlar. Leica destekli bu kameralara baktığımız zaman ise ana kamerada bizlere 50 megapiksellik f1.6 diyafram aralığına sahip OIS destekli bir kamera karşılıyor. 50 megapiksellik bir telefoto kamerada yine bu cihazda görev yapıyor ki bu kamera arkadaşlar 3.2x bir optik zoom yapabiliyor. OIS destekli bu kamera ve gerçekten telefoto kamera anlamında görevini fazlasıyla yerine getirmeyi başarıyor. 50 megapiksellik 115 derecelik çekimler yapabileceğiniz bir ultra geniş açılı bir kamerada yine Xiaomi 14'te bizlerle buluşuyor. Xiaomi 14'e baktığımızda arkadaşlar ön kamerada 32 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor selfie kamerası olarak. Ben selfie kamerasını da Leica ile yapılan işbirliklerinde genelde çok başarılı bulmazdım. Ama bu telefonda ters ışıkta yaptığım, HDR'a ihtiyacım olan noktalarda yaptığım çekimlerdeki sonuçlar şu anda gördüğünüz gibi. Bence keskinlik güzel. O bulanıklık giderilmiş. Daha önceki cihazlarda gördüğüm bir bulanıklık vardı böyle ön kamerada. Arka kamera çok iyi ama ön kamerada bir bulanıklaşma vesaire bunlar oluyordu. Onları bu cihazda çok fazla görmedim ki bu cihazı da dediğim gibi yaklaşık 24 saattir kullanıyorum. Bu aslında hızlı bir ilk bakış, ilk teknik detayları size de anlatabileceğim bir içerik de aynı zamanda benim için. Telefonda Snapdragon Sound isimli bir yazılım bulunuyor ve optimizasyon çok iyi yapılmış gerçekten. Ses anlamındaki deneyimini çok beğendim. Stereo hoparlörlerde yine Xiaomi 14'te bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. 90 watt'lık bir hızlı şarj desteği var bu akıllı telefonda. 4610 mAh'lik de bir pil bulunuyor içerisinde. İhtiyacınız olan, şarj etmek için ihtiyacınız olan her şey kutusundan çıkıyor. Diğer amiral gemisi modellerde tabii ki artık yok bu. Ancak bu cihazda var arkadaşlar. Genel anlamda ilk 24 saatimi değerlendirmem gerekirse birincisi bu telefonu fotoğraf çekmek için alıp da birinin mutsuz olması çok da olası değil. Evet, tatmin edici sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Video tarafına baktığımızda 4K 60 kare video çekebiliyor. Burada 4K 60 kare video çekerken lensler arası geçiş yapmada birazcık sınırlandırma yapmışlar. Yani burada ultra geniş açılı kameraya kayıda başladıktan sonra geçiş yapamıyorsunuz. Kayıttan önce geçiş yapıp kayıt sırasında bu değişikliği yapamıyorsunuz.
yapamıyor olmanız da tabii ki burada ilerleyen dönemde belki de değiştirilebilir, ancak şu anda bu şekilde çalışıyor. Yani ultra geniş açılı 4-60 kare bir video çekmek isterseniz doğrudan çekime başlamadan bunu açmanız lazım. Fakat video yeteneği anlamında da beni yine Leica ile daha önce çalışan markalarda gördüğüm video performansından farklı bir noktaya konumlandırabileceğim bir sonucu bizimle buluşturuyor. Görüyorsunuz birçok video örneğini zaten izlediniz video boyunca. Ben en çok sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Gerçekten bu akıllı telefonun kamerasını beğendiniz mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bu arada Xiaomi 14 ülkemizde satışa çıktı ve satış fiyatı 49.999 lira. Yanında da lansmana özel bir akıllı saat hediyesi de var sevgili arkadaşlar. Ben mümkün olan en uzun süre boyunca Xiaomi 14'ü yanımda sürekli kullandığım bir akıllı telefon olarak gezdireceğim ve benimle beraber olacak. Tüm deneyimlerimi de bir araya toplayıp sizlere yakın zamanda bir uzun inceleme videosu da hazırlamayı düşünüyorum. Siz o zamana kadar düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, sorularınızı da yorumlara bırakmayı, bu videoyu beğenip teknoloji meraklısı arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.